Undandır, kiradandır, elektriktendir, sudandır, kağıttan, poşettendir, mayadandır, yağdandır, işçi yömiyesidir. Her şey hani del iki katına, beş katına çıkmış kardeşim. Nereden baksan artık hani kurtarmıyor bir şey. Biz yapıyoruz, etmiyoruz. Ne yapıyorsak artık yetişemiyoruz. Vallahi yetişemiyoruz ya. Un 100 liradan olmuş 600 lira. Margarin polis 100 liradan olmuş 500 lira. Ben odun 500 lira alırken 500 liraya, 500 lira alırken şu an 1500 lira alıyorum. 1500 lira. Böyle bir şey var mı ya? 1500 lira şu an alıyorum. Unu 100 liradan 600 liraya alıyorum. Maya 100 lira alırken şu an 300 liraya maya alıyorum. Elektriğe zaten %100 zam gelmiş. Kağıtı, boşeti ben kilosunu 10 liradan alırken şu an kilosunu 50 liradan alıyorum. Yani ben artık değil ben tek. Tüm esnaflar hani perişan olmuş hepimiz. Hani o zor durumdayız, yetiştiremiyoruz. Hani artık hani kapatacak duruma gelmişiz kardeşim. Abi vatandaşa gelince vatandaş haklıdır değil haksızdır. Ama ne yapalım yani? Bu bizlik bir şey değil. Bura resmiyet değil, devlet dairesi değil kardeşim. Biz de perşe olmuşuz ya. Bize kim baksın? En çok zorlanan bir de kira. Kiraları %100 zam yemiş. Kiralar. Kardeşim sen bir şey yapamıyorsun. Adam diyor enflasyon diyor. Yetiştiremiyoruz kardeşim. Ona ya %100 bak, ona %100 zam gelmiş ya. Bak iki kat demiyorum ha, %100 zam gelmiş ya. 100 liradan 600 lira bir un çıkar mı ya kardeşim? Bugün diyoruz ki ekmek 6 lira olmuş. Vallahi billahi çok değil. Ha millete göre, halka göre çok. Ama bana sorsan çok değil kardeşim. Ha vicdanımdan kabul etmiyor o fiyatı ama yalnız gel gör ki hesabı kitabı baktığın zaman kurtarmıyor. Cidden kurtarmıyor ya. Elektrik ya ben şu an burada bir fırın ya, bir ocaktır kullandım, bir elektriktir. 1500-2000 lira elektrik fatura ödüyorum ayda. 8000 lira kira ödüyorum. Değil ben tek. Tüm esnaflar öyle. Artık kurtarmıyor kardeşim. Odun ya 500 liradan 1,5'a çıkmış. Daha ben maya dediğim gibi maya yani bizim şeyimiz budur yani sıkıntı budur yani maya 100 liradan 300 liraya çıkmış kardeşim. Ekmek 3 lirayken un çuvalı 100 liraydı. 100 liraydı o zaman. Ama şu an 6'da olmuş, 10'da olmuş 600 lira. Yani artık kurtarmıyor ya. Odun geliyor bir de odun sıkıntısını çekiyoruz. Odun sürekli hani bulunmayan bir şeydir. Gelmiyor odun. Yani biz perişan olmuşuz kardeşim. Kağıtıdır, poşetidir onlar artık kurtarmıyor. Vallahi billahi kurtarmıyor artık. İşçi yömesi 3 katına çıkmış. Onlar da haklı. Haklı değiller mi kardeşim? Yani demem o ki kardeşim artık yetkili kimse, yetkililere sesleniyorum. Bu olaya bir el atsınlar kardeşim. Yani zam nereye kadar? Sabah oluyor bakıyoruz diyor una zam gelmiş. Maya zam gelmiş, oduna zam gelmiş. Oduncuyu arıyorum diyor odun yok. Niye? Zam yapmak istiyor ya. Yok çekiyor ki zam yapabilsin. Uncuyu arıyorum diyor abi diyor buğday kalmamış. Niye zam yapsın? Yani artık hani rüyamız olmuş ya, artık rüyamıza geliyor geceleri. Yapamıyoruz kardeşim, yetiştiremiyoruz. Şu an fiyatların artması ve şu an ekmeğin 6 TL olması una gelen zamlar, mayaya gelen zamlar, oduna gelen zamlardan dolayı işçi zamı, kimsenin kendini geçindirememesinden dolayı bu zamlar oluyor. 6 TL 2 ayda 6 TL olması bizim için de dezavantaj çünkü biz kazançtan kar elde edemiyoruz. 6 TL bile bizi şu an kurtarmıyor mesela. Yani eskiden 2,5 3 TL sattığımız ekmek bizi kurtarırken daha çok kazanırken şu an 6 TL bile kurtarmıyor bizi. Yani kazanç elde etmiyoruz. İşçiyedir, ekmeğedir, unadır, odunadır, mayasınadır, tuzunadır. Hepsine bunları veriyoruz. Zaten bizi kurtarmış olsaydı şu an zamlar olmazdı. Unla odun. Unun şu an 470-500 TL olması bizi çok zorluyor. Odunun geçen sene 600 TL olması şu an 1,5 milyar. 1.800, 1.700 her hafta değişiyor.
Normalde aylık değişmesi lazımken şu an haftalık değişiyor. Geçen hafta aldığım mesela odun 1,5'ken şimdi 1,800'e alıyorum. Un. 400 milyona aldım unu, şu an 500 milyon alıyorum, 520 milyon alıyorum. Bu olduğu sürece zaten ekmek de pahalı oluyor. Ekmek fiyatları undan dolayı, odundan dolayı. Bir ton odun 700'den şu anda 1,5 milyon. Bak 1,5 olmuş. Un da 470 TL olmuş. Bu milleti perişan etti. Gerçekten perişan etti. Millet ekmek alacak artık parası kalmadı. Herkes beni arıyor. Bir fişe 500 TL çekiyorum. Ona bile yok çekiyorlar. Alamıyoruz. Yani güçleri kalmadı. Milletin gücü gerçekten kalmadı. Yani şu anda durmuşuz. Bilmiyoruz. Çıkardığımız ekmek yerinde kalıyor. Fiyatlar uçuyor. Millet de aç kalıyor. Başka diyeceğim hiçbir şey yok. Budur yani. Yani bu fiyatların inmesi lazım. Başka çare yok. Un fiyatının acil inmesi lazım. Odun fiyatının inmesi lazım. Zaten ekmek kendiliğinden düşer. Ekmek fiyatı kendiliğinden düşer. Bir kişi inşaatta çalışıyor, 5 ekmek alamıyor. 5 ekmek şu anda 30 TL'dir. Adamın yemiyesi 300. Ne kadardır? Bir işçi ne kadar alıyor şu anda? 100 milyon yemiye alıyor. 3 milyar. Zaten hepsini ekmeğe verecek. Domatese verecek, bitti. Bu adam geçimini yapamaz. Yani şu anda ekmek fiyatı çoktur. Ya ama un fiyatı da yüksektir. Bizi de kurtarmıyor. Şu anda biz de zarar ediyoruz. Millet de zarar ediyor. Nan arvan zededi be, ezin zededi be. Yani bir artık Amerika'nın çıkıyor biz deyinin. Ezin bir şehzat hafzedi bu ana bir milyar hafzet. Torbe arvan ve kabiye pense dupinci. O torbe koyma 10 milyon, 12 milyon at kırı ve kabiye 5 milyon. Evci bu iro adı becim. Sibir düzbayı çiçekli ve ne belli. Yani tamam rastla nans edet ve emcil karşı zamanı. Fakat çiçekliye mi bıkıntını. Yani artık bir daha ne ezin çi ezin kadde, ne arvancı de. Yani haklı ne? Çünkü fabrika ne davan evci hatap dönme. Yani rastla zede yani emcil karşı ve zamanı ama çiçekliye mi bıkıntını. Yani ezin iro do magua mi binin de 1 milyar ve 700 ton abi. Arvan 550. Khoye jardin var ya. Yani her tüştü sen ne bana tene. Yani millet millet de kuyna hakkı ama çıkıyor mu bıkıntı ne yani.